İklimi ve coğrafi şartlarıyla doğunun Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da silajlık mısır hasadına başlandı. Bu yıl için beklenen rekolte 250 bin ton. Türkiye'nin en doğusunda bulunan Iğdır, birçok tarım ürününde olduğu gibi silajlık mısırda da söz sahibi. Kentteki yaklaşık 50 bin dekar araziye ekilen mısırın hasadına başlandı. İlimiz hem hayvan varlığı bakımından hem de yem bitkileri üretim alanı bakımından önemli bir noktada. Bu açıdan silajlık mısır üzerinde konuşursak eğer yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda silajlık mısır üretimimiz var. Ve tahminen 250 bin tonun üzerinde de hasıla bekliyoruz. Tabii hem Iğdır'daki hayvancılığın gelişmesi adına hem de burada ihtiyaç fazlası olan yemlerin, silajın başka illere göndermesi şeklinde bu değerlendiriliyor. İlimiz ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor. Üretimden elde edilen mahsulün bir kısmı Iğdır'da hayvancılıkta kullanılırken kalanı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi artırmak için yerelde değişik projelerle çiftçileri desteklemeyi sürdürüyor. Hem yerelde değişik projelerle çiftçilerimizi destekliyoruz. Sertifikalı tohum desteğinde bulunuyoruz. Onun dışında bakanlığımızın yem bitkileri üretimine ayrıca destekleri oluyor. Bu konuda da çiftçilerimiz memnuniyetlerini dile getiriyorlar.